E-zayıflama. Merhabalar. Bugün danışanlarıma sıklıkla diyetlerini tavsiye ettiğim, hem yapması kolay, bu kahvaltı için çok önemli bence, hem de gayet lezzetli bir kahvaltı hazırlayacağım size. Bu aslında hepimizin çok duyduğu, belki yaptığı ama bana gelen sorulardan, işte çayı nasıl kullanacağım, yulafı pişirsem mi, soğuk mu kullansam diye sorduğunuz detayları göstererek, burada uygulayarak sizlere aktarmak istiyorum. İlk önce malzemeleri söyleyeyim. Yulafımız var, yoğurt, chia, ananas, portakal olarak seçtim ben bugün meyvelerimi. Ama başka meyveler de kullanabilirsiniz. Bütün meyveler sağlık durumumuza göre aslında serbest. Önemli olan meyvelerin porsiyonları. Tarçın ekleyeceğim en son üzerine. Başlayalım. İlk önce chia'yı nasıl kullanacağız? Chia'yı genelde böyle akşamdan bekletme üzerine tarifler var genelde. İşte sütün içerisinde biraz koyalım ve akşamdan buzdolabına koyalım. Sabaha kadar yumuşasın üzerine. Ama bazen sabah uyanıyoruz ve chia'lı bir kahvaltı yapmak istiyoruz. Akşamdan da buzdolabına koymamış oluyoruz. Nasıl yapalım diyoruz. Bunun için aslında çok çok kolay bir yöntemimiz var. Sadece çok az bir süre chia'yı sıcak suda beklettiğimiz zaman chia çok güzel jelleşiyor. Hemen başlayalım. 2 tatlı kaşığı chia bizim için yeterli olacak. İlk önce chia'yı kasemin altına koyayım. O jelleşirken ben de diğer malzemeleri kullanırım. Biraz üzerine sıcak su koymam yeterli. Bunu biraz şöyle karıştırdığım zaman bu zaten hemen çok kısa bir sürede jelleşecek. Aynı akşamdan buzdolabında, sütün içerisinde ya da yoğurdun içerisinde bekletip de jelleşmiş şekli kısa bir sürede elde edeceğiz. Daha sonra yoğurt koyacağımız malzemeler, yulaf. Chia ile beraber aynı bu sıcak ortama ilk önce yulafı koyabilirsiniz. Çünkü aslında yulafı tavsiye ettiğim zaman yok ben yulaftan hiç hoşlanmıyorum diyenler genelde yulafın o kıtır kıtır halini sevmiyorlar. O yüzden yulafı da biraz yumuşatmak çok çok iyi olur. 3 yemek kaşığı yulaf. Ben şimdi buradaki miktarları tamamen kendi yediğim üzerinden veriyorum. Çünkü miktarlar aslında kahvaltıda önemli. Diyet yaparken de önemli. Sağlıklı beslenmede de çok önemli. 3 yemek kaşığı kadar yulaf benim için mesela yeterli. Ama sizin kilonuza göre, günlük enerji ihtiyacınıza göre bu miktar değişebilir. Bunu da yine böyle chia ile karıştırdığım zaman biraz yulaf da yumuşayacak. Zaten chia bayağı bir suyu çekti. Kendisi jelleşmeye başladı. Üzerine yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdu 3-4 yemek kaşığı kadar yeterli eklemek. Yoğurdu çok seviyorsanız biraz daha miktarını fazla koymak çok sorun değil. Protein her zaman sabah güne başlamak için, enerjimizi arttırmak için çok önemli bir kaynak. Ben içerisine portakal ve ananas koyacağım. Genelde sabah kahvaltısına bir porsiyon kadar meyve yeterli. Çünkü aslında kahvaltıya ne kadar şekerli başlarsak gün içerisinde enerji ihtiyacımız, aslında şeker ihtiyacımız diyeyim, o kadar artıyor. Gün boyu canımız şekerli bir şeyler istiyor. Doyamıyorum diyoruz, canım tatlı istiyor diyoruz. O yüzden kahvaltıdaki şeker oranı çok önemli. Bunu ben sadece şu anda meyveden sağlıyorum. O da bir porsiyon kadar. Bir porsiyon kadar mesela ananas. Şöyle bir ananasın bir parmak kalınlığı kadar kestiğimiz zaman bir dilimi bir porsiyon. Ben portakalla karıştırdığım için bunun da yarısını alacağım. Biraz böyle meyveleri kullandığımız zaman miktarlar çok az gözüküyor göze. Ama ne yapalım? Her şeyin bir enerjisi var. Lezzetini arttıran şeyler genelde biraz kalorili şeyler olabiliyor. O yüzden miktarlar çok önemli. Böyle yarım ananası ekliyorum kahvaltının içerisine. Ve portakal. Portakalın da bir büyük portakalın, bir orta boy portakalın yarısı bir porsiyon. O yüzden şöyle bir portakalın da, ben küçük bir portakal seçtim. Onun yarısını yarım porsiyon olarak kullanabilirim. Biz portakalı soyarken genelde bu beyaz kısmını tamamen çıkarıyoruz.
Oysa kabukla meyvenin arasında kalan bu beyaz kısımda çok güçlü antioksidanlar var. Hem çok iyi bir lif kaynağı, bağırsaklar için çok önemli. O yüzden genelde ben çok böyle orasını böyle tamamen kesmiyorum, beyaz kısmını. Ben portakallı yoğurdu çok yakıştırıyorum. Biraz böyle ekşi tadı yoğurtla bence çok yakışıyor. Ama eğer siz bu kahvaltınızı sütle yaparsanız, o zaman belki süte yakışacak bir meyve tercih edebilirsiniz. Süte de muz çok yakışıyor. Dondurulmuş meyveler çok yakışıyor. Bu işte yaban mersini olsun, böğürtlen, vişne olsun. Sütle çok güzel oluyor. Ben bugün yoğurda yakışan meyveleri tercih ettim. Bunu da bu şekilde böyle büyük doğradığım zaman. Yine doğrama miktarı da sizin tamamen damak zevkinize göre değişebilir. Bunu bu şekilde böyle karıştırıyorum. İsterseniz üzerine biraz tarçın ekleyebilirsiniz. Sevdiğiniz böyle tatlı baharatlardan zencefil belki ekleyebilirsiniz. Damak tadımıza göre baharatları çeşitlendirebiliriz. Ben bugün biraz üzerine tarçın eklemek istiyorum. Böyle bir çay kaşığı kadar şöyle serpsem çok güzel olacak. Genelde bu kahvaltının işte görüntüsünden yerkenki böyle yani kıvamından dolayı da sevmeyenler var. Ama çok sağlıklı, çok lezzetli. Zaten gördüğünüz çok da kolay. Hemen yapıp da çıkabilirsiniz. Bunu sabahları kahvaltı alternatifi olarak tavsiye ediyorum. Çok da sağlıklı bir kahvaltı olur.